gündemin özetini bir şekilde yapayım sizlerle. Tabii birinci sırada Hamas-İsrail savaşı var. Gazze'de 1000 kişi hayatını kaybetti. İsrail'de 1200'den fazla insan hayatını kaybetti. Gazze'nin elektriği kesildi. ABD uçak gemisi İsrail açıklarına demirledi. Son bilgi, Hizbullah Lübnan'dan İsrail'i roketle vurdu. Sızdığı söyleniyor. Ardından İsrail Lübnan'a artık top veya ne bileyim uçakla saldırı düzenledi. Kassam Tugayları bu arada son bir bilgi, Hayfa kentini R-160 tipi roketle vurduklarını duyurmuş. Yani bu savaş her geçen gün biraz daha yayılıyor gibi, genişliyor gibi. Cuma'da Mescid-i Aksa'ya dikkat etmek gerekiyor, Kudüs'e gelelim. Ankara'da siyasette neler yaşanıyor? AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bugün grubunda İYİ Parti'ye seslendi, Meral Hanım'a seslendi. Gelin dedi, bizim ortakları da razı edebilirsiniz. Bilirsek bizimle ittifak yapın ve Meral Hanım'dan sözlü değil. Ama Twitter üzerinden bir mesaj geldi. Hayır, almayalım, teşekkür ederim. Biz 81 ilde kendi başımıza gireceğiz. Bu ittifak olayını da tamamen bitirelim. Her parti kendi başına girsin dedi. Emekliler kızgın, emekliler öfkeli. Her şeye para var. Emeklilerin bir kısmına para yok. Çalışan emekliler 5000 TL alamıyor maalesef. Ocağa kadar da bir şey alamayacaklar. Düzenleme Ocak ayında olacak tüm emekliler için, tüm asgari ücretler için. Gerek ilgili bakan Vedat Bey, gerek Cumhurbaşkanı mücbir sebep deyip, biz yapacağımızı yaptık deyip kapıyı tamamen kapattılar. Ve Şişçi tarikat, Rufai tarikatı çocukları şişliyorlardı ve bunu bir zikir töreniyle, bunda bir keramet olduğunu düşünüyorlardı, gelenek olduğunu söylüyorlardı. Aslında çocuklara acı çektiriyorlardı. İşte ilgili bakanlık devreye girdi, bunu ihbar kabul etti bu haberi ve dört baba çocuklarına eziyet çektirmekten dolayı gözaltına alındılar ve ardından tutuklandılar. Gündemi bu şekilde özetleyebilirim sizlere.